Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'a yeni gelen bir özellikten bahsedeceğim. Birçok videoda da görmüşsünüzdür. Videoları bölümlendirme özelliği. Ne demek istediğimi hemen şöyle anlatayım. Şimdi videoyu tıkladığımda arkadaşlar bakın oynatma çubuğuna geldiğimde parçaların üzerinde yani oynatma çubuğunun parçalara ayrıldığını ve üzerinde bölümlerin ne ile ilgili olduğunu yazdığını göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz? Bunu arkadaşlar şu videodan hemen örnek vererek ben size göstermek istiyorum. Şimdi videoyu tıkladıktan sonra videoyu düzenle diyoruz arkadaşlar. Video açılıyor. Daha doğrusu stüdyo yani videonun arka planı açılıyor. YouTube kanalı olanlar bileceklerdir. Şimdi arkadaşlar bakın sağ tarafta videonun küçük bir minyatür halde oynayan bir parçası var. Şimdi buradan hangi parçaların neyle ilgili olduğunu sizler rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar video 0000 ile başlayacak. Bu böyle olması gerekiyor. Kural. Bu arkadaşlar videonun girişi. Yani daha doğrusu şöyle bir iz koyuyoruz. Yani videomuz 0'da başlıyor demiş oluyoruz. Ve arkadaşlar 25. saniyede mesela diyelim ki bakalım hemen bir. Evet durduralım şimdi. Şimdi arkadaşlar mesela konunun değiştiği kısım 30. saniye diyelim örnek vermek için. Burada farklı bir konudan bahsediyorum ve diyorum ki video boyutunu küçültme. Şimdi buradan sonra yine devam ediyorum. Yani bir önceki saniye arkadaşlar bir sonrakiyle aralığı oluşturmuş oluyor. Ve o aralık 30'a kadar giriş. 30'dan sonra yani 30. saniyeden sonraki bir sonraki bölüme kadar da diğer video boyutunu küçültme olarak adlanacak. Şimdi arkadaşlar burada da mesela ikinci dakikada da karşılaştırıyorum videoyu. Buna da şöyle diyelim. Boyutları karşılaştırma diyelim. Video boyutlarını karşılaştırma. Evet. Şimdi arkadaşlar 30. saniye ile 2. dakika arası video boyutunu küçültme olacak. Ve 2. dakikadan sonraki bölüm ise zaten kapanış büyük ihtimalle. Burası da arkadaşlar. Evet 3.10. 3.10. yani 03.10 ise artık videonun kapatmaya başladığım zaman burada da kapanış diyorum. Yani 2. dakikadan sonra da 3.10'a kadar da kapanış. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Açıklama bölümünün herhangi bir yerine hiç fark etmez. Kaydet diyoruz daha sonra. Şimdi kaydet dedikten sonra hemen bakın şurada gördüğünüz gibi video bağlantısı var. Buradan videoyu tıklıyoruz ve bakıyoruz olmuş mu diye. Tabii mouse'u üzerine getirmemiz gerekecek arkadaşlar. Şimdi bakın üzerine geldiğimizde gördüğünüz gibi bakın giriş, video boyutunu küçültme, video boyutlarını karşılaştırma ve arkadaşlar son bölüm olan kapanış. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapmamız gerekiyor. Oldukça kullanışlı ve zamandan tasarruf sağlayacak bir özellik arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.